sistemleri tam sahayı sunar. Herkese iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi tam sahada yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saatlik bir gecikme oldu. Orada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler, bizlerden önce Genel Müdürümüz Funda Altaş Şimşit'in konuğu oldu. Oradaki yatırımlar, yapılanlar, yapılacakları anlattı Sayın Başkanım. Hatta bize de konuk olacaktı ama önemli bir randevusu, önemli bir programı olduğu için sonraki bir başka programa kendisinden söz aldık. Hızlı hızlı gideceğiz çünkü bir saat gecikmeli gittik. Takımlarımız bu haftayı 4 puanla kapattılar. Fatsa Belediyespor kendi evinde 1-0 kazandı. Sivas 4 Eylül Futbol Kulübü'nü mağlup etti. Likörspor deplasmanda Mardin 1969 kulübüyle 1-1 berabere kaldı. Orduspor 1967. Evimizde burada Yeni Ordu Stadyumu'nda Sebat Gençlikspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetten sonra Cüneyt Hoca görevi bıraktı, istifa etti. Yönetim kurulu da istifasını kabul etmiş. Orduspor 1967'de hoca arayışı var. Bunları konuşacağız. Hızlı hızlı gidelim. Metin Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kaptan, hoş geldin. Teşekkür ederim. Programa girmeden önce tabii sırayla gideceğiz. Geçen hafta da söyledik. Puan durumu, en fazla puanı olan bu haftaki galibiyet oranı Fatsa Belediyespor'la başlayacağız. Fatsa Belediyespor galip geldi. Belki iyi oynamadı ama skoru almasını bildi ve 1-0'lık bir galibiyet. Bu arada diyelim, son dakika bir şey geldi, haber geldi. Aldığımız duyumlara göre Orspor 1967'nin hocası, teknik direktörü Bülent Demirkanlı. Geçen sene Yomra Spor'da teknik direktörlük yapan. Bülent Hoca. Evet. Bülent Demirkanlı. Bunu da aslında son dakika diye yazabiliriz ama tam yine de bir teyitleştirelim. Kaptanın genelde bu duyumları doğru oluyor, kesin oluyor ama biraz sonra da sosyal medyada kulübün sayfasına falan bakarız. Orada da eğer bir şey varsa. Kaptan Ömer'in söylediğine göre Orduspor 1967 Cüneyt Hoca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Demirkanlı'yı getirmek üzere ya da imzalar geçen sene Yomra'da atıldı. Yomra'da küme düştü herhalde, yanılmıyorsun. Yomra bu sene şeye de girmiyor. Ballıgen'e de mi girmiyor? Ballıgen'e girmiyor. Yomra, Of, Trabzon'dan bir takım daha var. DSİ miydi? DSİ. Yomrov, yani balla düştüğünden sonra. Karadeniz. Neyse, Karadeniz. Hayırlısı olsun diye. Hoca o zaman bakalım, kulüp zaten eğer böyle bir şey varsa resmi açıklama yapar. Fatsa 1-0 galip geldi. Özeti girelim mi? Girelim. Kısa bir özeti izleyelim kaptan. Evet. Özeti izleyelim arkadaşlar. Hazır mı Fatsa Belediyespor'un 1-0 kazandığı maçın özeti? Esra hazır diyor sevgili yönetmenim. Özeti izleyelim, tekrar geriye döneceğiz. Mücadele başladı karşılaşmaya. Sivas 4 Eylül Futbol Kulübü başladı. Uzun oynamak istedi Ali ama top içeriye çıktı. Taç iyi girdi Abdurrahman araya. Çabuk oynadı şimdi Hakan'a. Çabuk bir oyuncu Hakan. Hakan topla buluşursa karşısında Ali Aydın var. Birebir de etkili birisi var Hakan. Şimdi cezalarına girdi sol taraftan. Çekti içeriye Hakan, kafayı kaldırdı. Vurdu, topu alarda gol. Hakan topu alarda gol. Gol, 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 gol. Dakika 12. 12. dakika. Hakan çok çabuk çıktı Fatsa Belediyespor'umuz. Kontra bir top diyelim. Golü düzeltelim. 9 numaralı Muhammed Öztürk gol atan golcü. Yine golünü de bu hafta attı. Ceza alanı içi hareketli. Kafa vuruşu, savunma. Karambol ceza alanı içinde Sefa. Ama kısa düştü Fırat. Tekrar sol taraf oynadı Mustafa. Mustafa bu sefer Ertuğrul'a takıldı. Muhammed Harun genç, 2004 doğumlu futbolcu, çok önemli de bir yetenek. Bakalım direkt kaleye vuru kullanacak mı? Öyle gözüküyor. İşaret verildi. Muhammed yaptı vuruşu, top direğe yandan avuta çıktı. Hakan bıraktı Muhammed Harun'a içeri, yüksek bir top. Kafa vuruşu Tayfun'dan dışarıya çıktı. Tekrar Emre. Uzun bir top. Batuhan, süratli bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, kazandı topu ama tek başına 2-1, ona yardıma Muhammed geldi. Biraz daha geriden Abdülkadir içeriye doğru, Muhammed'e doğru bir top, Muhammed dokundu. Bakıyoruz hakeme, out dedi. Mikail, karşıda Sami Can var, Mikail kaldırdı kafasını, sert vurdu kaleci.
Murat topu kornere gönderdi. İki güzel hareket. Batuhan ileride. Mikail Abdülkadir. Şimdi Tayfun hücuma katıldı. 3-2 geldik. Batuhan yerden ortaladı. Muhammed dokunamadı. Savunmanın son anda müdahalesi var. Ali'nin ve son düdük geldi. Kazanan Faslı Belediyespor oldu. Evet, böyle bir maçtı. Sivas takımı son anda kurulan bir takım. Ama oyunun belirli bir bölümünden sonra Faslı takımına bayağı da bir zorladı. Ama hoca da zaten biraz sonra röportajı da vereceğiz. İyi oynamadık ama kazandık dedi Murat Hoca. Siz özeti izlediniz hocam. Şimdi öncelikle tabii ki her zamanki gibi alınan 3 puandan dolayı tebrik etmek lazım. Ki lige ilk başladığı haftada da geçen senenin flaş takımı, hatta 52 Orspor'la oynadığında da yarı finalde kaybeden, takımının %70'ini koruyan Urfa temsilcisi Karbil Karaköprü takımına içeride iyi oynamasına rağmen mağlup olmuştu. Ama ondan sonraki hafta deplasmanda özellikle Osmaniye'yi yenerek 3 puan hanesine yazdırdı ve bu hafta içerideki maçı, her ne kadar 4 Eylül takımı ilk hafta maça çıkamamış, lisanslarını çıkartamamış olsa dahi bu tip takımlar çok tehlikelidir. İki türlü tehlikeli. Birincisi, o takım sizi iyi takım olduğu için daha fazla konsantre olur. Siz de o takım yeni lige katıldığı için de nasılsa yeneriz havası olacağı için, her ne kadar futbolcu, teknik adam böyle düşünmese de insanız neticede, bunu etkileniyoruz. Bundan dolayı da bence yani her ne kadar maçın başlarında golü bulsa bile bu tip maçlar aslında tehlikelidir. Yani orada bir gol yemiş olsanız rakipten sizin önümünde oynayacağın haftadaki maçları etkilerdi psikolojik olarak. Ama burayı en azından kayıpsız geçti öyle ya da böyle. Bu bir bence Faslı Belediyespor'un biraz daha dikkat etmesi gereken durumlardan bir tanesiydi. 3 maçta 6 puan, 2 puan ortalaması yakalamış bir Faslı Belediyespor. Zaten ilk maçta da söylemiştik, ilk programda da playoff içinde kesinlikle olacaktır. Ama dışarıda 1 puan, içeride 3 puan, 2 puan ortalamasını yakalarsa yani ligin ikinci yarısında fazla farklı şekilde konuşabiliriz Faslı Belediye adında. Hem seyircisiyle bütünleşmiş, hem arkasında belediye başkanının desteği. Kulüp başkanının zaten bir duruşu var. O duruş ister istemez futbol takımı da sirayet etmiş. Bunu gözlemleyebiliyoruz. 6. haftadan sonra çok daha net konuşabiliriz. O yüzden ben şimdilik alınan 3 puandan dolayı tüm ekibi kutlamak istiyorum. Evet, bu haftayı bay geçecek ama çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Erbaa'ya gidiyor. Konuşulacak. Kaptan sen de izledin. Evet. Golcü santforu Muhammed. Ben ilk golde Hakan dedim, sonra düzelttik her şey ama. İki maçta, geçen hafta Osmaniye'de de ilk gol atmıştı, burada da attı. Kötü de oynadık. Hoca şunu diyor, kötü oynamadık, biraz sonra göstereceğim ama iyi de oynamadık ama kazandık diyor. Önemli olan kötü oynadıkları maçı da kazanabilmek. Zaten iyi oynadığınız zaman kazanabiliyorsunuz. Geçen hafta Sivas takımıyla ilgili yorumu yaparken şunu söyledik. Her ne kadar kağıt üzerinde kolay maç olsa da zor maç olabilir dedik. Evet. Çünkü futbolcular açısından hem rehavete yol açabilir, işte sahaya çıkacak mı çıkmayacak gibi düşünceler içerisinde. Sivas takımı sahaya çıktı. İyi de mücadele etmiş çocuklar. Ama tabii Faslı Belediyespor daha çok istekli olduğu için, arzulu olduğu için bu maçı kazanmasını bilmiş. Yani Faslı Belediyespor'un zaten sezon başı koyduğu bir hedef var. Yani şampiyonluktan çok daha çok üst lige çıkmak. Evet. Yani bunu playoff'tan olur veya şampiyonluk olarak adlandırabiliriz. Bunu başarmak için ellerinden gelen gayreti şu ana kadar gösteriyorlar. 3 maç oynandı. İçeride tabii bir çok iyi oynamalarına rağmen, biraz önce sen söyledin, kötü oynadık ama kazandık. Evet. Çok iyi oynadınız maçı, Karbel Karaköprü maçını kaybettiniz. Yani o da olabiliyor bazen. Onun için o tür şanslıklar da olabiliyor. Keşke o maçta alınmış olsaydı, şu anda Faslı Belediyespor ligin zirvesinde yer alacaktı. Ama olsun, yani alınan her 3 puan değerlidir. Ligin boyu her ne kadar üçüncülük olsa da bana göre, ben her zaman söylediğim şu, amatör lig olarak görüyorum ben artık üçüncülüğü. Çünkü federasyonun aldığı kararlara göre amatör oyuncuların da oynadığı ve özellikle geçen sene deplasmanlı amatör ligden çok sayıda takımın yukarı alınması liglerin dengesini biraz bozdu ve kalitesini düşürdü. Zaten kalitesizdi, biraz daha düşürdüğü için ben öyle diyorum. Ligin boyu 4 grup olmasıyla beraber çok kısa, 15 takım var, 14 maç yapacaksınız, bak 3'ü geride kaldı. Aynen doğru. Yani çok çabuk sürede maçlar bitecek. Onun için
Fas'la Belediyespor alabildiği puanları toplaması lazım. Yani baktığımız zaman seyirci bu havayı yarattığı için yönetim kurulu, seyirci maçlara ilgisi biraz daha fazla. Bizim her zaman söylediğimiz Fas'la Belediyespor'la ilgili ne diyorduk? Seyirci maça gelmiyor diyorduk. Yani seyirci takip ediyor. İddialı bir takım yarattığınız zaman seyircinin de maça ilgisi tabii ki biraz daha fazlalaşacaktır. Görüyoruz ki Fas'la Belediyespor iyi gidiyor ve iyi de gidecek diye düşünüyorum. Ben maçlarını izlemedim. Görüntülere bakarak konuşuyoruz. Gittikçe inanın o tribünlerde belki seyircilerimiz yer bulmakta zorlanacaklar. Olması da gerekir. Yıllardır Fas'la Belediyespor yaklaşık 4-5 sene oldu. Artık bunu hak ediyor. Seyircilerin de burada Fas'la Belediyespor'un şampiyonluğa giderken o heyecana ortak olmaları bence Fas'la Belediyespor için artı katkıda bulunmuş olurlar. Güzel bir havayla devam ediyorlar. Bu hafta bay geçecekler. Her takımın bay geçtiği gibi. Ondan sonraki hafta kimle oynayacaklar bilemiyorum. Önce hafta içi kupa maçı var. Kupa maçı var. Yani ben kupa maçlarını fazla bu tür takımlar için fazla önemsemiyorum. Çünkü eğer şampiyonluğa gidiyorsanız kupa maçları benim için çok önemli. Bornova'ya gidecekler ya. Evet, Bornova'ya gidecekler. Gece maçı. Önemli yer teşkil etmiyor. Yomra'ya mı? Bornova'ya. Gece maçı 8 Ekim'de. Bornova. Evet, Bornova'da şu anda baktığımız zaman 6 puanı var. Aynı. Bornova'ya gidecekler. Ya bu tür maçları geçmesi gerekir. Yani Fas'la Belediyespor'un iyi bir takım görüntüsü var. O takım görüntüsünde bence iyi puanlar toplayacaktır. Bunlar başlangıç. İnşallah devamını getirirler. Evet. Yani geçen hafta tekrar söylüyorum. Karaköprü maçında beraber izledik. En az 4 tane net pozisyon. Kesinlikle. Kazanacağı maçta ama bu maçta çok böyle bir pozisyon yok. Bazı bölümlerde Sivas takımı bayağı bir sazı eline aldı. Ama sonuçta tecrübe. Sivas takımın ama takım yapamama gibi sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Ben biraz takım yapısına baktım. Transfer de yapmışlar. Herhalde orada bir sıkıntı var. Yönetimsel olarak bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Dışarıdan takımı ben kuran... Sivas Belediyespor'u çok iyi hatırlıyorum. Bundan 3-4 sene önce... Üst tarafta ligde oynuyordu canım. Yukarıları zorlayan bir takım görüntüsü İkincilik var. İkincilik oynadı kaptan. Yani. İkincilik oynadı ve bir şey söyleyeyim. Fırat var 11 numaraları, 23 numaraları Kaan var. Hatta Muzaffer Hoca da oradaydı. Sezon başında Orospor 1967 ile şey yapan hocaydı ya. Muzaffer Hoca'ya da sordum. Bu 3-4 oyuncuyu da ben aldım dedi. Tadım bakın attığımız gole baktığımızda biz golü kontrataktan attık. Rakip bize atak yapıyordu. Evet yani kontrataktan attık. Demek ki burayı da çalışmış. Yani bunu da oynayabilme özelliği. Bu çok önemli bir şey. Şimdi önümüzdeki hafta Türkiye Kupası var evet. Ben de kaptana katılıyorum. Bu tip takımlarımızın özellikle yani Ziraat Kupası'nın hem çok fazla ekonomik olarak geliri de yok. Bence gider anlamında ekonomik fazla var. Bir de sporcunun sakatlanması, yorulması gibi unsurları koyduğumuzda bence yol yakınken ama şu tarafında iyi var. Forma şansı fazla bulamayan ekibi en azından burada daha iyi görme. Bir de süreyi az alan oyuncuları değerlendirme adında değerlendirecektir muhakkak ki hoca. Bir de şunu da düşünebilir. Bir arada oynama özelliğini geliştirmek adına da önemli. Bununla alakalı kararı tabii teknik heyet verecektir. Ama ligin boyu uzun. Kupada çok da zaten atıyorum bizim gibi ikincilik takımların kupayı alma şansı yok. Yani prestiji var. Prestiji var sadece. O yüzden ama zararı çok fazla. Evet. Bence bir an önce yoldan dönülürse daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama ligde bence bu sene ilimizde daha çok söz ettirecek bir Fas'la Belediyespor takımı var. İnşallah özellikle İzmir deplasmanında Bornova'dan eğer 3 puanla dönebilirsek veya puan veya puanlarla diyelim deplasmanda bir puan her zaman iyi puandır. Yenemiyorsanız da yenilmeyeceksiniz. O zaman emin olun hem şekil değişir hem de Fas'daki ilk içerideki maç hangi maç bilemiyorum. O maçta da muhteşem hocam. Bir atmosfer olacağına inanıyorum ben. Büyükçekmece Tepecik. Heh. Onlar da iddialı. Yani o yüzden. Onlar da kafada. Bir de benim dikkatimi çeken şu oldu. Bu hafta o eski formasını giymiş gibi bir görüntü vardı. Sarı formayla çıktı. Yani daha önceki iki maçta da o değişik renk bizim de daha doğrusu benim de hoşuma giden o forma rengi çıkmıştı. En azından bazı istemeyen gruplar da var. Ondan da gönlünü almış oldu. Bu birlikteliği sürdürürse Fas'la Belediyespor
ki sürdürecektir. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi röportajlar var. Peş peşe hazırlayalım isterseniz. Teknik direktör Murat hocamız ve golcü Muhammed'in. Şimdi hocam şeyi söyledi siz röportajı hazırlarken. Şimdi Ahmet Eren Özel, yedeklere sayıyorum. Abdülkadir Özdemir. Yani geçen hafta banko oynuyor. Bu hafta yedeklerde Batuhan Nihat Ulutaş. 7 numara hızlı bir oyuncu oynuyor. Muhammed Burak Çelik. Evet. Bir sene önce Fasan'ın kaptanı. Kenardaki Mikail Albayrak. 52 Orsuruz'u burada. Kaan Öztürk, Burak Civek oynayan adam. Mücahit Karagöz, Sancar Yıldırım, Hakan Aydın. Yani bu futbolcularda görev bekleyen isimler. Bunlar da kupada oynayacaklar. Hazır mı röportajlar Esra? Hazırsa peş peşe hem teknik direktörümüzün Murat hocamızın hem de Muhammed'in golü, tek gol atan Muhammed'in açıklamalarını izleyelim. Tekrar dönelim. Maçla ilgili beklentileri çok çabuk yukarıya çıkardık. Yani ayaklarımızın yere sağlam basması diye maçtan önce söylüyordum. Yani bir tane maç kazandık. İki maçtır iyi oynuyorduk. Bugün beklenti çok farklıydı. Farklı kazanırız. Çok olur, üç olur, beş olur ama futbolda. Futbolda hiç işi ciddiye alacaksın. Çok güvenli bir oyunumuz var. Yani kalemizde hiç pozisyon vermeden oynadık. 2-3'ü bulabilirdik, onu kovaladık ama daha iyi olacağız zamanla. Çok doğru tespitlerim var. 28 hafta oynuyoruz. Ligin boyu oldukça kısa. Biz 3 maçta 2 galibiyet aldık. 2 puan ortalamamız var. Yani ortalama 2.1, 2.2 puan ortalaması bizi istediğimiz hedefe ulaştırır. Dolayısıyla iyi yolda gidiyoruz. Şimdi yıllardan sonra ilk defa Fatsa'da bir beklenti oluştu. İnsanlar Fatsa Belediyespor'un varlığından haberdar oldu. Bu takım için umut beslemeye başladı. Bunlar çok değerli. Bizi çok mutlu ediyor. Biz de doğru adımlarla ilerliyoruz. Bu takım güzel işler yapacak. Daha yeni bir takımız. Birlikte oynama alışkanlığımız arttıkça, takım oyunumuz arttıkça çok daha iyi oyunlar oynayacağız. Bugün de kötü oynamadık. Çok çok iyi değildik belki ama çok güvenli bir oyunumuz vardı. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Pas oyunu oynamaya çalıştık. İkiyi bulsak belki maç çok daha farklı yerlere gidebilecekti ama galibiyet galibiyettir. Çok değerli buluyorum bunu. Önümüzdeki haftalarda bu galibiyetin önemi daha da anlayacağız inşallah. Sezona aslında oyun olarak iyi başladık ilk maç. Ama galibiyet gelmedi. Futbolda sonuç oyunu. Kazanmamız gerekiyordu ilk maçı. Taraftarımızı buradan mutlu gönderemedi ilk maç. Ama deplasmanda ve içerideki bu maçta taraftarımızı sevindirdiğimi düşünüyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Taraftarımız desteklemeye devam etsin. Bugün taraftarın beklediğini verdik, kazandık. Daha güzel bir oyun oynayabilirdik ama bazen kötü oynarken de kazanmak gerekiyor. Onu da başardığımızı düşünüyorum. Taraftarımıza bu 3 puan hayırlı uğurlu olsun bize de. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Evet, teknik direktörümüz ve tek golün sahibi golcüyü dinledik. Mesajlara birazcık okuyalım. Hakan Şahin selamlar gönderiyor. Özer Yolkan selamlar gönderiyoruz. Hakan Şahin, Ahmet abi hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Bu hafta bay geçiyoruz ama rakiplerimiz bu hafta Karaköprü ile Erbaa maçı var. Beraberlik çok istiyoruz demiş. Kocaeli'den Ekrem Güneyli yazmış Orduspor olarak. Artık Orduspor diye bir takım yok, bu saatten sonra takip etmiyorum demiş. Turgut Hocam selamlar. Perşembe Spor dolu dolu geliyor. Selamlar, orayı da konuşacağız tabii ki. Yasin Aydoğan selamlar gönderiyoruz. Gökhan Ertaş, Bülent Demirkanlı mı? Kariyerinde Ünye 1950 Spor, Bayrampaşa, Ankara Demirspor, Bayburtspor, İstanbulspor, Hekimoğlu gibi şampiyonluklar yaşamış hoca. Kariyerinde 6 şampiyonluğu var demiş. Anlayamıyorum. Birbirine sahip çıkmıyorlar. Taraftar yok, heyecan yok. Bu saatten sonra ne olacak bu takımların hali demiş. Hatayspor 3, Trabzonspor 2 diyor. Trabzon 2-0 evet, öndeydi. 2-0 galipti, 3-2 mağlup. Ergin Başkanım izliyor. Saygılar, selamlar gönderiyor. Şimdi hocayı da dinledik. Golcüyü de dinledik. Şimdi Bornova takımına biraz baktım maç özetleri verirken. İçeride ilk maçı 5-1 yenmişler. Deplasmanda Karaköprü'ye 3-0 mağlup olmuşlar. İçeride Osmaniye 2-1 yenmişler. Kadro yapısına baktığımız zaman 7 tane oyuncu ilk 11'de oynayan, geçen sene amatör ligden, bal liginden gelen aynı oyuncular. Yani takım şeyini bozmamışlar. Yani seni Alanya'yı hatırlatıyor. Yani. Kestiriyor. Genellikle öyle yapıyorlar. Yani bence doğrusunu da yapıyorlar. Çünkü takım belki maddi imkansızlıklardan dolayı da buna neden olmuş olabilir ama eğer öyle bir şey varsa da takımı bozmamışlar. Aynı takımla devam ediyorlar. Hani söylüyoruz işte amatöründe oynama şansı Futbol Federasyonu son talimatlarla beraber verdiler. Onları da uyguluyorlar. Tabii Bornova takımı her ne kadar lige yeni çıksa da geçen seneki takımı koruyup aynı şekilde mücadele ediyorlar ve şu anda 6 puanlılar. İstikrarlı bir takım. Yani takımı bozmayıp aynı takımla devam etmişler.
Onun için çok hafife alınacak bir takım değil. İçeride mağlubiyeti yok. İki tane maç oynamış. Tabii Karaköprü'ye yenilmelere çok kötü takım olduğu anlamına gelmiyor. Ama şunu da söylüyorum. Ligde çok çok iyi takım yok. Onu da net olarak söyleyelim. Karaköprü'nün harika. Şimdi Karaköprü, Kuşadası da var kaptan. Karaköprü lider. Şimdi yok. Karaköprü maçında Fas'la Belediyespor eğer golleri atmış olsa o 9 puan. Belki 5-1, 6-1 gibi bitecek bir maçtı. Neticede 9 puan takım var burada. Yani neticede kazanan takım 3 puan aldığı için Karaköprü takım 3 puan aldı gitti. Şu anda 9 puanı var. Yani en iyi diyebileceğimiz bir takım bile bizim burada Fas'la Belediyespor bunu sahayı dar edip belki elinden kaçılacak pozisyona geldi ama maalesef olmadı. İnşallah bundan sonraki sonuçlarla beraber daha yukarılara çıkar. Zaten şimdi hocam 9 puan. Yani Erbaa 9, Karaköprü 9, Kuşadası 9. Yani Kuşadası'nı biliyoruz. Geçen sene iki takımdan biliyoruz. 1-2 oyuncusunu kaybetti. Karaköprü'yü biliyoruz. Karaköprü kadro olarak kaliteli bir takım. Onu da söyleyelim. Yani istikrarı bozmayan bir takım. Yani sezonun başı olması itibariyle belki tam takım görüntüsü vermemiş olabilir ama Karaköprü'nün ilerleyen haftalarda 3 maçtı kayıpsız geçip ilerleyen haftalarda biraz daha toparlayacağını düşünüyorum. Gol yemediler kaptan. Kadro olarak iyi. Karaköprü bu ligin en favori takımıdır. Niye? Söyledik. Yani takımın %70'ini korumuş. Hocası dahil. Yönetimsel olarak zaten çok kolej bir yönetim var. Artı ligin en iyi golcüsünü almış. Tabii. Bunun yanında 2-3 daha transfer yani eksiğini görmüş haliyle. Nesim Durmuş Hoca tecrübeli. Bu şekilde kadrosunu müthiş yapmış. 3 maçta 9 puan yapması da göstergesi. Son 2 senesini hocam bir de son 2 senesini şampiyonlukla taşlandırmış bir santforu almışsın sen. Evet. Yani aynen bu da öyle. Çok önemli. Atanın çok iyi. Müthiş bir oyuncu, müthiş bir golcü aldı yani. Bu hafta da atıyor. Umut Dilek. Atmaya da başladı. Ya, bugün 2 ve 3'ü de sorduğunda ilk 3 isim say. Umut Dilek. Üçünden biri hocam, zaten. Atanın iyi bak. Biz de yani, mesela 50 Kor Spor'da şu anda hani bakıyoruz. İki tane atanım var ama ortada yok şu anda. Evet. Şu anda üçüncü maç oldu. O bölümde konuşacağız. Hala oynamıyor mesela. Kadroya giremeyenler var. Ama şu var. Fas'la Belediyespor mesela Bornova ile oynayacak ki. Bornova'nın kaptanı dedi iki maç içeride oynamış. İki maçını almış içeride. Demek ki içeride iyi bir ekip. Niye? Hem baldan belki gelen sentetik de olabilir. Yani ama dışarıda mesela demek ki alışık da değil. Şimdi Ballıgin'den gelmişsin. Uzak deplasman görmemişsin gibi unsurlar da var ama İç sahada özellikle iyi oynuyor. Burayı da hoca bir analiz ekibi varsa bilemiyorum. Var. Analizcileri varsa yenilmeyecek bir takım değil bence. Sahası sentetik de olabilir hocam. Bunu da bilemiyoruz. Bakarız. Yani orada da belki. Bence Fas'la Belediyespor Bornova'dan bence 3 puana dönecek diye düşünüyorum yani. Fas'a da zaten bir tane deplasman oynuyordu. O deplasmanda galip geldi. Ya bu içeride kaybediyor. Hani içeride kaybediyor. Şeyi de anlamıyorum. Hani bazen diyorlar ya sentetik çim. Tamam olabilir. Belki sentetik sahanın dezavantajı olabilir ama o sentetik sahada maç yapan o takım da doğal çime geliyor. Aynen. Yani tersini düşünün yani. Reklam adamlar diyor, ne kadar sentetik de oynuyorsa doğal çimde de oynuyorlar ya. Yani. Yönetmenim reklam diyor. Seni desteklemek adına bir şey söyleyeyim. Geçen de Eli Horspor Kulübü'nde gittiğimde bu maçlarla ilgili evrakları imza atmaya gittiğimde Şükrü Bodur Başkan dedi ki grubumuzda 7 takımın sentetiği var dedi. Dedim ki başkanım hatırlıyor musunuz? 17 diyorlar ama bana göre 20'de 20 yaptığımız zaman bizim de zaten kulübün yanındaki sahamız sentetikti. Biz öyle sentetikten şampiyon olduk. Evet dedim. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra 52 Ordu Spor bölümüne gideceğiz. Tekrar söyleyeyim kaptan söyledi. Sosyal medyada da biraz da çalkalanmaya, seslendirmeye başladı. Kaptan başlangıçta dedi ki Ömer Kaptan, Ordu Spor 1967 Cüneyt Hoca'dan boşalan teknik direktörlük görev için Bülent Demirkanlı Hoca'yla anlaştı dedi. Kulübe baktık. Biraz sonra yine bakacağız tabii ki. Resmi henüz bir açıklama yok ama gene de kaptan söyledikleri oluyor. Bülent Hoca'nın da baktığım zaman şu ana kadar arkadaşlarımıza bilgiler veriyorlar. Toplamda 6 şampiyonluğu var diyor. 52 Orospor'u konuşacağız. Bu arada yayın sorumlumuz, yayın yönetmenim sevgili Hüseyin Özdemir kardeşime de teşekkür ediyorum. Ben arada bize güzel ikramlarda bulundu. Bizi çok duygulandırdı yayın sorumlum sevgili Hüseyin Özdemir. Seviyoruz biz seni. Biz böyle jestleri bekliyoruz böyle. Güzel. Hoşumuza gitti. Kaptan 52 Ordu Spor içeride 3. Gerçi içeride bir maç oynadık ama dışarıda 1-1 gidiyor. Puan istatistiği baktım. Yani 5 haftada 10 puan da ikişer puan diyoruz ya. 28 haftada ikişer puan ortalama giderse takımın 56 puanı oluyor. Yeterli mi? Yetmez mi? 56-60 puan çıkarır. Yani böyle. Şimdi
Ben izleyemedim Fas'la maçını. Yok, ben de izlemedim. İçin. Özet var. İzleyen bir grup var. Şöyle, biz konuşurken arkadan evet. Gol pozisyonları ve goller gelecek. Bir de hocama soracağız. Eli Körspor'un bir penaltı itirazı var, bir pozisyon var ama. Biz konuşurken görüntü de aslında girebilir. Şimdi dışarıda beraberlik ve içeride galibiyet. İlk maç dışarıda beraberlik, içeride galibiyet. Şimdi... Ve bir şey söyleyeyim sana. Son idmanda mesela ben takım kampa gitmeden sportif direktörü aradım. Berk Kara Mustafa'yı aradım. Dedim Hüseyin'in dışında sakatlık var mı? Stoper Hüseyin biliyorsun ön adalesinde sakat vardı. Şu anda yok ama son antrenmanı yapmadık dedi. Son antrenmanda baktık. Santrfor, Gürkan ve Solbek. Bir de genç oyuncumuz sakat kadroda yoklar. Ve hoca bu maçta Batuhan Erk de kadrodaydı. Ucum hattında mesela Yusuf'la başladı. Uzun bir soru sordum. Değerlendirmeni merak ediyorum. Ya tabii şimdi kadro yapısına baktığımız zaman bayağı bir takviye yaptı Eli Körspor. Ama tabii sezonun ilk maçında hani uzun yolculuk, işte saha sentetik. Hani ben sahaların sentetik olmasına ben karşıyım ama maalesef şartlar böyle. Ama bu şartlara da uymak lazım. Her takım gidecek, mücadele edecek yani. Senin kadar aynı takımda mücadele veya ikinci yarı o da doğal çime gelecek. İkinci maç için geçen hafta galip geldikleri, 3-0 galip geldikleri maçtan sonra özellikle ben şunu söylemiştim. Bu arada görüntüde devam ediyor. Penaltı pozisyonu işte konuşayım da izle. Bana göre penaltı yok pozisyonda. Eli Körspor'la ilgili şunları söylemiştim 3-0 galip geldiği maçta. Amatör takımla mücadele etti. Tarsus takımı ona karşı galip geldi ama bana ilerisi için çok umut veren bir futbol ortaya koymadı dedim. Bu benim kendi görüşümdü. Keza Mardin maçı da yine aynı şekilde çok iyi bir futbol oynanmadığını, neticesinde burada puan kaybedildiğini, bu puan kayıplarının ilerleyen haftalarda daha da çok bu kayıpları arayacağını ben net olarak söyleyebilirim. Çünkü neden? Bizim, özellikle bizim grupta favori olarak gösterilen takımlar şu 3 haftada birbirleriyle oynadı. Mesela Ala grubun en favori takımlardan ilk maçında Kepez'de berabere kaldı. İkinci maçta yine grubun favori takımları arasında gösterilen fakat aldığı sonuçlar neticesinde orada bir hoca istifa, teknik direktörün istifa etmesinden Cahit Hoca gitti. Orspor 1967'nin geçen seneki teknik direktörü Edirne Spor'a. Orada da bir tekrar bir oluşum olacaktır. Onunla karşılaştı. Onu yendi deplasmanda. İçeride bu hafta da yine grubun favori takımlarından İnegöl Kafkas'ı yendi. İnegöl'ün de hocası gitti. İnegöl'ün de gitmiş evet. Şimdi 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı. Grubun en zorlu 3 tane takımla karşılaştığı halde. Biz grubun en zayıf takımlarıyla oynadık. Aldığımız puan 5. Eğer siz şampiyonla oynuyorsanız grup içerisinde birbirleriyle oynadığı zaman favori takımların sizin mutlaka o maçları almanız lazım. Siz şimdi o takımlarla karşılaşacaksınız. İşte Ala falan Edirne ile. O maçlar neticesinde sizin cebinizde şu anda krediniz yok. 5 puanınız var. Zorlu takımlarla oynayan bir Ala takımı 7 puanla şu anda lider gibi bir şey. İkinci sırada. Yani aynı puanla. 7-7. Puan farkı olmayabilir ama ben genel istatistiğe baktığım zaman bunlar çok önemli. Bu puan kayıplarını özellikle şu iki maçta Arguan ve Mardin maçındaki kayıpları Eli Körspor ilerleyen haftalarda çok arayacaktır. Şimdi kadro yapısıyla evet iki tane santfor var. Yüksek maliyetli iki tane santfor var Eli Körspor'da. Bir tanesi maç günü sakatlanmış. Terantramandı'da bir gün önce. Diğer Batuhan'da geçen sene bir midede bir sıkıntı olmuş. Yani bu hafta ben oynar diye düşündüm ama maalesef yerine de santfor bölgesinde oynamayan, biz hiç santfor bölgesinde daha önce görmedik. Geçen hafta ikinci yarı oyuna girdiğinde gördük. Daha önce kanat oynayan bir oyuncunun santfor oynaması neticesinde gol bölgelerinde eksiklik oldu. Daha doğrusu maçta çok Eli Körspor'un baskın oynayıp maçı kazanabilecek bir görüntüsü yokmuş. Ben izlemedim. Ama özetlere baktığımızda genel görüntüler çok da pozisyonu olmayan bir Eli Körspor. Yani bu ilerisi için Eli Körspor bir an önce toparlanması lazım. Yoksa hani o sene bu sene diyorlar ya. Bu sene o sene de olmayacak gibi. 3 maç geçti kaptan. İşte hani biz her sene o sene bu sene diyoruz ya. Bu sene de olmayacak gibi görülüyor. Ya bu futbol İnşallah, şampiyonu yani, yetmez mi diyorsun? Futbol yetmiyor. Yetmez yani. İnşallah toparlarlar. Bak inşallah diyorum.
temennimiz bu. 52 Orspor'un bir an önce toparlaması. Her ne kadar bazıları deplasmanda alınan bir puan iyidir filan dese de bana göre ben katılmıyorum. Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftalarda siz kendinizden kalite olarak düşük takımlara puan kaybediyorsanız, ben bunlara deplasmanda kazanılan bir puan iyidir demiyorum. Deplasmanda ikişer puan kaybettik diyorum. 4 puan kaybettik. Evet. 4 puan. Çoğu yöneticilerin de hocanın da sanmam yani bir puanı kar olarak baktık. Ya çoğu insan öyle düşünebilir. Deplasmanda alınan her ne kadar puanı da ben çok olumlu olarak görmüyorum. Çok şey değil. Ben geçen haftaki sözlerimi tekrar ediyorum. 52 Orspor'un şu andaki görüntüsü çok şampiyon olacak bir görüntüsü ya. Yani direkt birinci olarak çıkacak bir görüntüsü yok şu anda görüntüsü. Belki ilerleyen haftalarda biraz daha toparlanma sürecine girer de değişiklik olursa 52 Orspor farklı bir yöne doğru gidebilir ama şu anda görüntüsü çok olumlu değil. Onu net olarak söylüyorum. Ben hocama geçeceğim. Ben bir olumlu bir şey söyleyeyim. Ben rica ediyorum. Tabii ki iç saha dış saha formaları var sezon başı veriyorsun ama rica ediyorum ya. Eğer iç sahaysa çünkü biz seçiyorsak şu mor formaları seçelim. Ben evet. Takımlarımızdan rengimiz mor beyaz. Mesela deplasmanda 52 Orspor mor giymiş. Ya içeriden aslında şu mor beyaz rengimizi mor giyelim diyorum. Hocam senden de yorum alayım. Hem görüntüyü de gördün. Şimdi penaltıdan yediğimiz gol. Bizim de bir pozisyonumuz var. Onu biraz sonra göstereceğim. İki tane deplasmandan iki beraberlik alması tabii ki çok hoş değil. Şampiyonla oynayan bir ekip için. Hani birinde alırsınız, kabul görür ama iki deplasmanda üst üste şampiyonluk kadrosu kurmuş hocam şöyle bir ekibin... Şöyle keseyim. Kepez deplasmanı ve Ala deplasmanından birer puan almış olsa benim için çok olumlu olarak görüyorum. Yani şimdi şampiyon oraya geleceğim. Yukarıda oynaklar için. Yani ben tam onu söyleyeyim. Kaptan ağzımdan aldı. Şimdi size rakip olacak bir takımdan puan alırsanız onu evet kabul görebilir. Ama size rakip olmayan, daha az bütçeli, özellikle Ballı'yinden gelmiş... Mesela bir önceki deplasmandakinden bu tip müsabakalarda bir puan sizi şampiyon yapmaz. Ki arkanızdaki o maça gelmiyor denen kitleyi de maça getirtmez. Maça gelmesi için galibiyetler gerekiyor. Seri galibiyetler gerekiyor. Bir oyun gücü olması gerekiyor. Yani insanlar maça geldiği izlediğinde demesi lazım ki evet biz bugün maçı rahat alırız ve keyifli bir futbol izleriz demesi lazım. Tıpkı geçen sene Orspor 67 gibi. Geçen sene mesela Orspor 67 oynadığı oyundan taraflı tarafsız herkes keyif alıyordu. Bir oyun vardı yani. Bunu izlemek için gelen çok insan vardı. Ben bunu görüşüyorum, konuşuyorum, takip ediyorum. Şimdi aynı oyunu biz 52 Orspor'da göremiyoruz. Geçen sene de göremiyorduk. Ama hani sonuç alma anlamına baktığımızda da bu takım final oynadı. Finalde de elinden kendi atamadığı penaltılara şampiyonluğu verdi. Şimdi bu seneye geldiğimizde oyun formatına baktığımızda geçen seneden çok fazla değişik bir oyun tarzı yok. Yine aynı oyun. Rakibi böyle çok boğan eden bir oyun yok. Ha evet bakıyoruz. İçeride 3 puan, dışarıda 1 puan. Bu nereye kadar böyle şey yapacak? Ha şuna bakıyoruz. Bir 5-6. hafta çok önemli takımlar için. Eğer burayı kayıpsız geçip ilk 2 içinde, ilk 3 içinde 1 puan, 2 puan farkla götürebilirse... O zaman biraz daha yol almış olur. Mesela şimdi ilk oynayacağı maç içeride Ayvalık Gücü'yle oynayacak. Evet. Şimdi Ayvalık Gücü de çok enteresan bir takım. Ne yapacağı belli olmayan test takımlardan bir tanesi. Ayvalık'ın sahası sentetik miydi hocam? Sentetik. Ve küçük. Şimdi sentetikteki adam da doğal çime geliyor misal. Tabii tabii. Hayır, hani puan eleştiriyor. Şimdi o da 5 puan. Artı aynı puandasın. Ondan sonra Gümüşhane'ye gidiyorsunuz. Gümüşhane son muhteşem senedir. Bir saha. Yani belki Türkiye liglerinde böyle evet. Güzel bir saha bulamazsınız. Burada mesela 3 puan alma şansı çok yüksek bana göre. Ayvalık içeride yenecektir yani onu öyle düşünüyorum. En son içeride Aleha maçı var. Yani 2 maç sonunda Aleha maçı var. Şimdi 52 Orspor'un bu ligin ne yapabileceğinin aslında bir yol haritasını gösterecek maçlardan bir tanesi de bu Aleha maçı. Tabii 2 maç var. O 2 maç alınacak mı? İçeride Ala'yı şampiyon olacaksın. Zaten yenmek zorundasın. Gümüşhane sonradan kurulmuş bir takım. Son anda kuruldu. Çok kuvvetli bir oyun gücü yok. Evet. Haliyle 3 maçta, önümüzdeki 3 maçı da 9 puan yaptığında inşallah oyun tarzında biraz rakibi boğan, önde basan, yani keyif veren bir ekip olabilirsek
seyirci de tribüne çekebilir. Seyirciyle birlikte de bir coşku yakalayıp yukarılara tırmanması da olabilir. Şimdi gelelim Mardin maçına. Şimdi Mardin enteresan bir deplasmandır. Ben çok maç yönettim. Önce şu kaptan söyle. Şu pozisyon ne diyorsun hocam? Bu pozisyon bana göre çok ağır bir penaltı. Çok yakından vurulan ve eli kapalı. Bu pozisyon. Ne kaçıyor değil mi öyle? Yani el kapalı. Burada yani futbolcu o elini kaçıramaz. Artı vücut da biraz yani gördüğüm kadarıyla çok hızlı çekim olduğu için çok eli vücuda bağlı. Yani, dönmeye çalışıyor. Burada bence biraz ağır bir karar vermiş. Ve hocam bugün sonra, Mardin yönetimi bir açıklama yaptı. Hakem bizim hakkımızı yedi. Rakibi çok kolladı. Puanımızı aldı diyor. Şimdi biz sadece 3 dakikalık görüntüye göre bakıyoruz. Maçın içinde başka pozisyon onu bilemiyoruz. Ama mesela bir pozisyon daha var. Bizim ekibimizin bir pozisyon beklentisine girmiş. Şöyle yapalım o zaman. Yani o pozisyonda hani getirelim mi hocam? Getirebilir. O pozisyonda tamam. Mesela vermiş olsa o da bana göre Bahadır bir pozisyon var. Penaltı beklediği pozisyon var 52 Orduspor'un. Yani penaltı verildiğinde herkes tarafından kabul görmesi lazım. Yani vicdanları sızlatmaması lazım. Şu pozisyon mesela ben izlediğimde yok bu pozisyon değil. Bu bizim bizim pozisyonumuz evet, şimdi. Bu. Evet, yakın şimdi. Çekimde olacak. Bakın şimdi. Top yere vurduğunda şimdi beyaz bizim oyuncunun ayakları yerde bakın dikkat edin. Öbür rakip oyuncu yani Mardin'de oyuncu topa vurmaya çalışıyor. Bizim oyuncuya vurmaya çalışmıyor. Bizim oyuncu sadece duruyor. Haliyle o insan da topa çıkacak. Çıktığı anda bizimki sabit olduğu için sanki üzerine sıçramış gibi oluyor. Çarpmış gibi. Yani bu pozisyonda bana göre verseydi bu da ağırdı. Verdiği penaltı da bana göre yani. Yani verdiği penaltı yanlış. Peki bu karar öbürü mü? Yok bu karar bence doğru bir karar. Şimdi iki tane penaltı var ya. Bir tane penaltı var bir tane yok. Bunu mu verse daha ağır, verdiği mi daha ağır? Bence verdiği daha ağır. Buna çalabilir. Şöyle bir şey yani buna da hani verir ama bu ağır mı? Bu bana göre. Bu penaltı ben çalmam. Ben hakem olsam mesela bu maçın hakemi ben olsam buna çalmam diğerine çalmam. Ama topla hiç alakası yok hocam yok, ya. Yok bak yakın çekimde var ya Ordu Sporlu oyuncu topa bile hamle bile bekliyor. Şimdi ben de savunma oyuncusuyum ne yapacağım? Bir hamle yapmam lazım değil mi? Hamle yaparken istersem üstüne sıçrıyorum yani yükseldiğim için vurmam lazım. Evet. Bu futbolun doğasında var. Haliyle eliyle bir baskı yapmıyor vücudunu. Yani bir baskı yapsa, elini silah olarak kullansa gibileri yapsa veya yok. Rakip gelirken görse yani, ondan sonra girse. Evet o da var. Yani bunları baktığımız hepsini birleştirdiğinde bana bu kararı hakemin doğru ama bizim aleyhimize vermiş olduğu penaltı da yanlış diye düşünüyorum. Mardin'de de ben çok maç yönettiğim için söyleyeyim. Buranın rakımı da yüksek. Yüksek bir rakım bir yer burası. Hava sıcaklığı da yüksek. Zor bir deplasman yani hava olarak. Burası yoksa seyirci değildi hocam ya. Şimdi mesela seyirci olarak falan var ya bu şu anda seyirci değil. Yoksa Mardin'de var ya full. Telin kenarlarında bile insan vardır. Stada giremezsiniz yani. Nerede eski Mardin? Yok canım biz rekor kırdığımız sene yani. Mardin deplasmanını ben hatırlıyorum. Ya. Yani full. Rahat bir ortam varmış yani burada. Ben en son burada Dardanel maçı yönettim. Mardin birincilikteydi. İkisi de kafa birincilik. Hasan Kabze de buradan sonra transfer yaptı. Benim yönettiğimden sonra transfer yaptı. Yani müthiş bir oyun vardı orada. Seyirci. Hatta o zaman bak bir sanatçı vardı. O da gelmişti. Hiç unutmam ya. Neşet Mardin mi? Neşet evet. Var var evet. Böyle bir o şey gün de mesela orada bir konser vardı. Biz de başarılı dinlemeye gelmişti maçta. Geçti 0-0 beraber kalmıştı. Benim de ayağım Mardin'e gelmezdi içeride. Ya evet. İki tane deplasmanlı amatör ligden çıkan takımla mücadele etti. 50 Korspor maalesef ikisinden de. Arguvan takımının 3-0 kaptan. Nasıl? Arguvan 3-0. Evet. Yani bu haftada kendi sahasında Artvin Opaspor. Arguvan geçen sene 3. ligde miydi? 22 tonlar. Yok şeydi. Depremden dolayı girmedi. Dondurmuş. Bir sezon önce evet. Falan Ali Kemal falan oynadı. Evet. Bir ara iyi takım kurdular ama donduruldu. Bu hafta Artvin Opaspor Malatya'yı Arguvan'da yendi 1-0. Yani Arguvan. Yani bir puanı var. O puanı da bizden aldı Malatya Arguvan. Yani biz hani geçen hafta da söyledik. Yani bu puanları çok arayacak. 50 Korspor. Şimdi burada iki tane maçta fire vermemiş olsaydı şu anda 9 puanla liderdi. Orucu o havayla beraber, arkasına o havayla beraber seyirciyi de çekerdi şu andaki Ayvalık, önümüzdeki hafta oynayınca Ayvalık maçıyla beraber. Ama burada 9 puan takımda yok. Ha, nasıl? 9 puan takımda yok. Burada. Evet 9 puan yapan takımda yok. Burada ama hocam yok. Şimdi bak biraz önce söyledim Ali Ağa takımı ligin, Kepez, evet. Ligin en iyi takımlarıyla oynadı. 9 puan yapma şansı yapabilir de yapamamış. Ama sen yani şu anda bizim kafa dediğimiz takımların hiçbirisiyle oynamadı. Yani senden daha aşağıdaki kalitesiz takımlarla mücadele ettin, kaybettin. İkişer puan kaybetti. Ben kazanç olarak görmüyorum bunu. İlerleyen haftalarda bu senin belki deplasmanda oynayacağın ala Kepez maçlarında kredi olarak sen kullanabilirdin. Ama şu anda cebinde kredin yok.
2 puan ikisinden birini alsaydı tam tersi biliyor musun? Yani bir tanesini bari 2 puan ortalaman yok şu anda. Gerçi bir şey diyemiyorum ama geçen sene de kaptanın şimdi bu söylemi benim biraz da şöyle endişelendiriyor. Geçen sezon kafaya oynayan takımlara hep sıkıntı yaşadık. Aşağılarda problemimiz çok olmuyordu. Şimdi dediğim gibi ama inşallah Metin Hocam da güzel bir yerden girdi ama işte bu hafta Ayvalık Gücü galibiyeti, Gümüşhane takımı toparlanana kadar galibiyet. Hocam da buraya geliyor içeride. Yani şey bir de pozisyon da veriyorsun. Yani şimdi tamam penaltı değil. Ya o oyuncu ceza alanı içerisinde nasıl geliyor ya? Yani sen şampiyonluyorsa oyuncular oraya gelmemeseler bu kadar çok rahat pozisyon vermemen lazım senin. Peki yani iki sağ bekle sol bekin ısrarla genç kontenjanda oynamasını ne diyorsun? Ya şimdi yavaşça tamam, demek ki bunun üzerine kurmuş takım. Belki bazı teknik direktörler tercihini ön libero olarak kullanabilir. Mesela Orsol 1967 bu hafta Santoro 20 yaşındaydı. 3 tane vardı. Yani, kontenjan olarak olmasa da bile kontenjan olarak kullanmış gibi oldu yani. Evet. Yani teknik direktörün tercihi tabii belki ben başka türlü yapardım. Hayır, riski değil mi yani? 2 tane bekin. Yani gençler ya şu anlamda söylüyorum. Belki de genç adam da oynayacak. Yani çok mesela kanatların çok tecrübeli olması. Yani tecrübesiz oyuncu ikisi de. Onu söylüyorum. İşte bence tecrübesiz. Yani günümüz futbolunda tabii ki önce hücum gol var ama önce savunacaksınız. Yani gol yemezseniz bir türlü öyle de böyle gol atabiliyorsunuz. Bir tanesen galip. Yani sen ama bir taraf iki tarafı da hani çok deneyimsiz, tecrübesiz, tam genç gençlere karşı değil, genç olsun. Hocam 21 yaşında kadar. Ama yani şey ya. Şimdi İngiltere'ye baktığımızda adam 17-18 yaşında milli takımda oynuyor. Yani biz işte, 21 yaşındakini genç diyoruz. İşte bazen hani para her şey demek değil. Yani çok para vermek demek. Tamam siz verirsiniz. 10 tane 10 milyonluk oyuncu al. Misal Karşıyaka veya diğer takımlar harcıyor. Yani o sahaya çıktığınız zaman, o mücadeleyi göstermediğiniz zaman sizi işte Mardin takımı 600 bin ile 1 milyon arası kurulmuş. Oyuncuların tek tek maliyetine baktığımız zaman o oyuncular sizden daha fazla mücadele ediyorsa sahada sizin orada sahada söz hakkınız kalmıyor. O zaman kaliteyi ortaya koymanız. Tabii. O da yani şimdi şey ne diyorsun iki santrofor. Şimdi Gürkan sakat. Batuhan da geçen hafta herhalde bir mide. Şimdi bilemiyoruz yani şimdi orada nasıl bir durum var. Batuhan'a sordum hoca oynayabilir misin? Hayır, belki oynayamam. Hayır kadroya sonradan girmiş ama. Hayır belki oynayamam demiyor. Yani bilemiyoruz oradaki ortamı hocam. Bilemiyoruz ama hani bana göre eğer böyle bir şey varsa olmamış yani yanlış olmuş. Yani orada Batuhan geçen sene ligin... 73'te girmiş. Şimdi sevgili Ahmet bilemiyorum yani oradaki durumu net olarak öğrenmek lazım. Şimdi eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa oynamaması yanlış. Batuhan'a oynaması lazım. Şimdi iki tane santora bakıyoruz. Toplam maliyeti 6,5-7 milyon lira. Yani 6 küsür. İki tane oyuncunun oynamaması orada sıkıntı. Yani siz o zaman iki tane oyuncuyu niye aldınız? Ya tamam bir tanesi sakatlandı. Diğer oyuncuyu oynatabiliriz ama... Bak üzerine basarak söylüyorum, bilmiyoruz ne olduğunu. Ona göre hani sakat veya hasta değilse diye yorumluyorum. Ya da çabuk oyuncu belki de mu denedi? Hoca sordu, oynayabilir misin dedi. Batuhan oynayamam dedi, belki ilerleyen dakikalarda oynarım dedi. Öyle bir şey demiş de olabilir. Hani bilemiyoruz, ona göre yorumluyorum. Ama eğer öyle bir şey yoksa bence olmamış yani, yanlış olmuş. Evet. Yani neticede 52 Orspor yaklaşık Şükrü Bodur'la beraber 4,5 sene. Bu sene 4,5 seneye girdi. Yani 4 senedir sınıfta kalan bir takım var. Bakın sınıfta kalıyor bu takım. Bu sezon bitmedi ama canım. Ha bu sene ise 3,5 senedir sınıfta kalıyor. Hani biz lise falan değil, lise 1'de sınıfta kalıyor. Hep aynı ekip, aynı ekip transferi yapıyor. Ama maalesef yapılan geçen senelere bakarak söylüyorum. Hani bu sene daha bitmedi ama şu andaki görüntü çok ilerisi için umut vermiyor. Ama tekrar üzerine basarak söylüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda toparlanma sürecine girer de bizim 52 Orspor'dan beklentimiz çok üzerine çıkar, şampiyon olur. Ama geriye dönüp baktığımız zaman 52 Orspor'un kadro yapılanması 3-4 senedir olmamış. 3,5 senedir olmamış. Hep aynı ekip yapıyor. Maalesef sınıfta kalıyorlar. İnşallah bu sene sınıfı geçerler. Sayın Başkan da zaten geçen seneki finali, ondan önceki çeyrek finali bir başarı olarak görmüyor zaten. Bu takım burada ne iş var? Üst lige çıkmamız lazım. Peki biraz ama maliyetlere baktığın zaman yani bu takımın üstten önce çıkması lazım. Tamam. Biz çok para harcamıyoruz öyle ama harcıyorlar. Öyle bir şey yok. Yok canım ben şey değil. Bir de olumlu bakalım peki o zaman. 3 maç. 1 gol yemiş. 3 maç. Mağlubiyet yok. Yenilmemiş. Olumlu tarafına bakarsak. Bir de olumlu evet, oradan gidelim şimdi. Yani gidersek, 7 puanı var 5 puanı var. Öyle gidersek rakiplerle oynamamış.
Bakacağız. Rakiplerimiz oluyor o zaman ya. Şimdi bir de şöyle, hani rakipleriniz de oynayınca belki iyi bir oyun çıkabilir oynayacak. Anladım yani. Çünkü diğer takımlar sizi bakıyor. Sizin ekonomik bütçesi yüksek bir takımla oynuyor Orduspor, Ellik Orduspor. Haliyle önce savunmayı yapıyor. Savunmada kapanıyor. Siz zaten kapanan takıma karşı kilidi açmak için çok fazla bir varyasyonunuz aslında yok. O arada bir tek gol yediğinizde galip gelmek için iki atmanız gerekiyor. Bir de karşısında işte Alea, işte Kepez gibi şampiyonluğu oynayan takım, o da yenmek zorunda olduğu için onlarla oynadığında ne olacak? Onu da bence iki hafta sonraki maçta göreceğiz. O yüzden ben Alea maçı dedim. Yani bu hafta oynayacağı Ayvalık maçı, normal yenmesi gerektiği bir maç normal şartlarda. Gümüşhane deplasmanı, saha çok iyi, zemin çok iyi, bir bahaneleriniz yok. Hava iyi, rakım iyi, rakip zayıf sayılır. Orayı da aldınız, döndünüz içeride o zaman Alea ile karşı. Ha, ama Alea karşı burada puan veya puanlar kaybedersiniz. Biz iki maçı düşünelim ya. Ya tamam, iki maç zaten bunu almazsan Alea maçında çok bir şey kalmıyor. Mazeret kalmadı. Mazeret yok. İşte yok Arguan'a uzaktı, yani. Yok şu. Yok, işte Mardin'de şöyle penaltı yok, oldu, yok. Sen de abi yok artık, oraya bitti geç. Bunlar. Daha mazeretlerinden ama bir şey yok. Ama ben 3 maçta, bundan üç sonra, maçta 9 puan yapar diye düşünüyorum. Yapması lazım. Yani eğer bundan sonra siz şampiyonluğu oynuyorsanız bir seri yakalamanız lazım. 3 maçlık, 4 maçlık seri yakalamanız lazım. Hani bir de yani siz içeride Ayvalık'a puan kaybet, dışarıda öyle yap, olmaz yani. Bir de genelde şey derler yok. Yani işte ilk 3 hafta 4 hafta takım oturmadı, işte antrenmandan çıktık, yorgunduk. Bu söyleniyor genelde. Bu takımlarda genelde yok, daha tam açılmadı, daha tam şey olmadı. Bu tip varyasyonlar biz hep duyuyoruz sürekli. O yüzden 5. 6. Ben 5 haftada 10 puan ortalamayı tutturan, yani 2, 4, 6, 8, 10 puan tutturan genelde başarılı. Bir de şunu da söyleyeyim. Bakın. Ellikor Spor çok rahat bir takım. Şimdi biraz sonra Orspor 1967'de yorumlayacağız. Orspor 1967 gerçekten çok eleştiri alan bir takım. Hem sosyal medyada olsun, kamuoyundan da çok eleştiri alan bir takım. Ellikor Spor şu anda baskı altında değil. Çok rahat bir takım. Hiçbir eleştiri duyuyor musunuz Ellikor Spor hakkında? Çok nadir. Yani çok... Ufak tefek sesler var yani. Onun haricinde Ellikor Spor başarısız da olsa kimse sesini çıkarmıyor. Çok rahat bir takım. Onun için bizde şöyle baskı var. Yok şampiyonluk şeyi baskısı var. Bize şöyle diyorlar böyle. Yok abi öyle bir şey yok. Çok rahat bir takımsınız. Her şeyiniz takım iyi. Olarak. Her kurum şeyde, takımı gibi. Kurum takımı gibi. Takım olarak evet. Takım olarak başkan bütün mali vecibelerini yerine getiriyor. Her şeyiniz var. 4-5 yıldızlı tesisiniz var. Burada sizden istenen şampiyonluk. Bunu da yerine getirecek olan bu futbolcular. Burada kimse bize yok şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Kimse bir şey demez. Biz bunlar eleştiri bile değil yani. Evet. Orspor 1967 kadar kimseye eleştiri yapılmıyor yani. Onu da net olarak söylüyorum. Tamam. Çetin Tekkaya kolay gelsin Ahmet Bey. Emre Çolak alınabilir miydi demiş. Emrullah Pal selamlar gönderiyorum. Mehmet Aşçı. Hoca oyuna çok geç müdahale ediyor. Oyunu okuyamıyor. 80 olmuş. Niye değişiklikleri geç yapıyor demiş. Emre Büşra Öztürk. Emre selamlar gönderiyoruz. Nur Hocam, Nuri Başköz selamlar. Turgay Demirtaş. Bu sene yine çıkamaz demiş Turgay Demirtaş takımlardan için. Bakalım daha lig devam ediyor. Ona göre konuşacağız ama dediğim gibi evet eleştiriyoruz. Çünkü yapılan açıklamalara baktığımız zaman bizim Ellikor Spor'dan ve Ordu takımlarından beklentilerimiz büyük. Alınan sonuçlar üzerinden böyle konuşuyoruz. İyi olduğu zaman mutlaka iyi olacak. Biz... Zaten kendileri de bunu başarılı görmüyor. Evet. Toparlanması lazım. Çıkamaz demiyoruz. Şu durum, şu futbol Ellikor Spor için bir üst gruba çıkacak yeterli taşımıyor. Dolayısıyla ilerleyen haftalarda bir ivme yakalarsa, bir seri yakalarsa Ellikor Spor çıkabilir. Evet. Dediğimiz gibi az önce hocama da söyledim. İyi tarafına da bakarsak 3 maç, 2 beraberlik, 1 galibiyet. Yenilmemişiz ama bundan sonra biraz daha gaza basmamız lazım diyoruz. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra da Orduspor 1967'yi konuşacağız. Sıcak saatler var, gelişmeler var. Cüneyt Hoca gitti, yeni gelen hoca var. Hoca doğru mu, değil mi? Bunları tartışacağız, bunları konuşacağız. Bu sezon işler iyi gitmiyor Orduspor 1967 için. Geçen sezon içeride dışarıda kazanan, hele de içeride kaybetmeyen bir takım vardı. Son 5 haftaya baktığın zaman, 5 hafta demeyelim de son 5-6 maça baktığın zaman hep kırmızı yanıyor, MMM yazıyor. Yani mağlubiyet, 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 mağlubiyet gidiyor. Ve son oynanan Sebat Gençlikspor maçı sonrası Cüneyt Hoca, Cüneyt Hilyaki takıma yönetim kuruluna istifasını sundu. Yönetim kurulu da istifasını kabul etti ve çok hızlı bir şekilde de artık sosyal medyada da dönüyor, gidiyor. Bülent Hoca, Bülent Demirkanlı ile
anlaşıldığı söyleniyor. Evet, taraftarlar yazıyor. İşte birlik, beraberlik nasıl olacak, niye bir araya gelmiyoruz? Bu araya gelmemek bizleri üzüyor diyor. Ama Fatsa maçının iki tane içeride maçı anlattım, gittim, izledim. Oradan birçok insan Fatsa'ya maça gidiyor. Ve çok enteresan, daha önce de geliyor tabii. Sen de geçen maçta da gördün. Bu hafta da Fatsa türbünlerinde bir ara bir durgunluk oldu. Niye oraya geleceğim? İşte biri beraberliği soruyorlar. Bizim emektar Zeki, amigo Zeki. Bir anda orada bir baktım, türbünlerde çıktı. Orayı bir coşturdu falan. Böyle bir birlik beraberlik oldu. Şimdi İstanbul'dan arkadaşlarım yazıyor. Ekrem diyor ki, bu birlik beraberlik olmasa ben bir daha Orspor'u izlemeyeceğim diyor. İşte Yusuf yazmış İstanbul'dan. Ben diyor işte böyle olursa olmaz. Ama baktığım zaman şimdi Orspor 1967 3'te 0. Yani savunacak bir yanımız yok. Yani hedefe oynadığımız bir yerde ligin şu anda tamam çok erken diyoruz ama 3'te 0 kaptan. Şimdi biz geçen hafta Orspor 1960'la ilgili şunu söylemiştik. Yani Orspor 1967'nin önceki senelerdeki takımı yok orada. Onu net olarak söyleyelim. Evet. Yani insanların o beklenti içerisine girmesin. Yani 28 maç mıydı hocam? 25 maç mıydı içeride? 25 maç galibiyet. 25 maç galibiyet bir seri yakalamıştı Orspor 1967 takımı. O takım bir kere gitti. Dağıldı yani. Bu sene oynayan takım içerisinde belki İsmail Kaya'la biraz oynadı 20 maç falan. Onun haricinde çok forma şansı bulamayan oyuncularla şu anda devam ediyor. Neticesinde içeride 2 maç izledik. 2 maçta çok kötü bir futbol ortaya koydu. Sadece bir 10-15 dakikalık bir iyi bir görüntü var. Onun haricinde çok net söyleyebiliriz ki çok iyi bir futbol ortada yoktu. Neticesinde de çok iyi mücadele eden, daha çok isteyen Sebat takımı buradan 3 puanla ayrılıp gitti. Evet, hoca teknik direktör değişikliği oldu. Şimdi Cüneyt, evet, bizim kardeşimiz, Ordu'dan gelen, Ordu'da doğan, Ordu'da yetişen, dışarılarda başarılı olan bir arkadaşımız. Maalesef 3 maçlık periyot içerisinde mağlubiyetle ayrıldı ve neticesinde istifa etti. Tabii burada sadece bütün yükü ve bütün suçu Cüneyt Hoca'ya yüklememek lazım. Burada bir başarısızlık varsa sadece teknik direktörün değil, yönetimin de ve futbolcuların da vardır. Sadece teknik direktörü günah keçisi ilan edip bütün suçu, bütün başarısızlığı onun üzerine atmamak lazım. Burada bir ortak başarı olduğu zaman nasıl paylaşılıyorsa, burada bir başarısızlık varsa da paylaşılması lazım. Evet, Cüneyt Hoca bu takımın teknik patronuydu. Takımın yapılmasında belki çok büyük katkısı olmuştur. Başarısızlıkta da Cüneyt Hoca'yı suçlanabilir ama bütün kabahati ve bütün suçu Cüneyt Hoca'ya bulmamak lazım. Başarısız olmuştur. O da önceden nasıl teknik direktörler bırakıp istifa ettiyse o da aynı şekilde istifa etmiştir. Cüneyt Hoca'ya da bundan sonraki yaşamında, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında da başarılar dileriz. İnşallah daha başarılı olacağı yerlerde gider. Başarılı olacağını da düşünüyorum. Tabii şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Yeni teknik direktör gelip Orspor 1967, yani %100 değişecek bir pozisyonda olan bir takım değil. Takım yapısına baktığımız zaman gerçekten çok eksikleri olan bir takım. Şimdi bu hafta Sebat maçına baktığımız zaman 2-3 tane kadro değişikliği bana göre yanlış yapılmış. Kadro takım içerisinde. O arada işte, özür dilerim. Yani resmi olarak kulübünüz açıklamadı. Ama sana güveniyoruz ya, biz. Senin bu ana kadar söylediklerine şey çıkmadı. Muhtemelen odur. Muhtemelen. Evet, bunu söyleyelim de. Şimdi her ne kadar kötü olursa olsun bir Cevat Can, Orspor 1967 şu anda Sebat maçında oynayan en iyi oyuncudan da iyi oynayacak kapasitede. Sadece bir maça bakıp bu oyuncuyu Çankaya maçında kadro dışı bırakıp bu maçta da yedek oturtmak bana göre doğru olmamış. Şükrü Kağan Kılıçarslan bu maçta oynayan genç oyuncumuzdan kat kat iyi oynayacak bir kapasitede bir oyuncu. Ha, bunlardan daha iyi oyuncular alınabilir miydi? Belki alınabilirdi. Belki maddi imkansızlıklardan dolayı, transfere geç kalınmasından dolayı bunlar olmuş olabilir ama Orspor 1967'de şu anda işler iyi gitmiyor. Yeni teknik direktörün gelmesiyle beraber her zaman şunu söylüyoruz. Yeni teknik direktör geldiği zaman ilk maçta başarılı olacaklar diye böyle bir cümle kullanıyoruz her zaman. Ama
Orspor 1967 bu haftada ligin en favori takımlarından. Lidere gidiyor. En havalı, en formda takımıyla oynayacak. İnşallah bu teknik direktör değişikliği Orspor 1967'ye olumlu yararlar getirir diye düşünüyorum ama şu andaki gidişat çok çok iyi değil. Onu net olarak söyleyelim. Evet. Biraz soru, hem de sana selamlar, onu da söyleyeyim hocam. Yani ki Orspor hocaya oyunu müdahale edemiyor. Yedeklerde de yetersiz demiş. Ahmet Cemal Sarı şampiyonluk lüks. Bu hocayla da zor demiş. Ercan Gebeş demiş. Cüneyt hocamın başarısı yönetimdeki ayrımcılıktan da olabilir demiş. Ahmet Cemal Sarı'nın sizlere çok selamı var. Yine demişler ki bu tribünler Ami Gözeki'yi her zaman aradı demişler. Sana da şöyle bir soru sorayım. Bir yana izledik ya. Bir pozisyon var. Yusuf'un o ayak kalktı, bir kafaya bir vurdu, kafa kanadı yarıldı. Ondan sonra farklı bir şeyler de oldu. Hem oradan da devam edebilirsin. Şimdi öncelikle o pozisyonla alakalı hakem bence çok büyük bir hata yaptı. Yani o pozisyonda sarı kart verilmez. Ya hiç vermezsin ama sarıyı da vermezsin. Halbuki orada hakeme altın tepsiyle sunuldu. Yani oyun durdu. Bizim oyuncunun kafası yarılmış. Kan yani akıyor. İki ayak tehlikeli bir hareketti. Çok basit. Kırmızı kartı gösterseniz kimsenin çıtı çıkma şansı yok. VAR sistem olsa bu zaten VAR'a çağırırlardı. Atardın. Yani bu senin önüne düşmüş. Orada ilk geldi zaten hiçbir kart vermeyecekti. İlk baktı hafif bir kan gördü. Cebinden çıkarttı sarıyı. Sarıyı gösterdi. Ya bekle kardeşim. Hatta dikkat edin, futbolcu kafa sarıldı. Bandajı alındı. 5 dakika. Bir de işin şey tarafı, 8-10 dakika oynadı. Forma kan diye tekrar dışarı aldılar. Tekrar dışarı aldılar. Orada başka yani, bir forma giydi. Şimdi şöyle, bizim aslında kulübümüzün de formaları orada tutması lazım yanında. Yani yanında tutmadığı için de yedek formayı hemen giyemedi zaten. Orada bir zaman geçişmesi oldu. Dikkat ederseniz. Bu da bir şeydi, tecrübedir. Genelde olması lazım yani. Kuliyle yanında duracaktı. Tabii mi? Forma orada. Ama soyunma odasındaydı. Hemen aldılar, getirdiler de. Bir de bizim stadımızın büyük olması zaman aldı. Ama işte bunlar hep bir tecrübe, deneyim. Görüyoruz liglerde. O 11 tane forma orada duruyor yan tarafta. Olabiliyor. Bunlar futbolun içinde var. Ama hakem bana göre o pozisyonda çok büyük hata yaptı. Ha, maçın geneline baktığımızda da çok da iyi maç yönetmedi. Çok iyi maç yönetmedi. Ben hakemi beğenmedim genel olarak. Ama belli bir yere kadar iyiydi hocam. Genel olarak. Ben o belli bir yere kadar iyiydi. Ben ona bakamıyorum ki. Şimdi siz o futbolcu atmış olsaydınız bugün bu skor böyle olmayabilirdi. Anladım. Yani bu net bir kırmızı kart yani. Bunu tartışamazsınız yani. Ve önünüzde bir belge var. Mağdur önünüzde görünüyor. Ya bunu nasıl şey yapabilirsin yani? Penaltıyı veriyorsun. Ne güzel. Verdin o penaltıyı. Belki görmeden verdi. Ama verebiliyorsun yani demek ki. Burada önünde yani malzeme önünde. Bunu veremedi. Ya da vermedi. Bu hafta ligde birincilikte ayrı pozisyon oldu hocam. Çok tereddütsüz hakem kartı. Bunu bak şu var ya, şu pozisyonu tartışamazsınız yani. Net kırmızı kart. Ve oyunun formatı tamamen değişikti. Belki temsilcimiz galibiyetle ayrılacaktı Orspor 67. Engellemiş oldu yani. O yüzden hakem bence sınıfta kaldı. Muhtemelen gözlemcisinden de eksi not alıp cezaya girecektir diye düşünüyorum. Birincisi. İkincisi, temsilcimiz yani Orspor 67 lige kötü bir giriş yaptı. Yani Orspor 67'nin 1967. Orspor 1967'nin kurulduğu andan itibaren böyle bir başlangıcı yok. Amatörden tutun en üst ligi şu anki yerine kadar. Aynen doğru. Yani o bence hiç iyi durmadı. İlk sene de aynı. Geç kalmıştık. Evet. Çoğu amatör takımdan oynayarak başarılı olmuş. Başarılı. Artı şimdi ben maça geldiğimde listeye baktım. Listede Cevat Can'la Şükrü Kılıçarslan yok. Yani şey ilk 11'de yok. Geçen hafta baktım. Kadroda hiç yok Cevat Can. 18'de yok. Şimdi bu kadro için söylüyorum. Yani 25 kişilik kadronuzda eğer Şükrü Kılıçarslan'dan ve Cevat Can'dan daha performanslı oyuncunuz yoksa bu iki kardeşimiz bu takımda şapkayla oynar yani. Oynar yani. Ki Cevat Can oyuna girdikten sonra penaltı yaptırtan bir pozisyonda karşı karşıya çıkarsa asist yapmış olacaktı. İki. Ki ama
geçen senelerde, iki sene Cevat izlediğimizde Cevat'ın bu tip şeyleri var. Cevat biraz böyle gamsız gibi duran bir oyuncudur. Çok faydalı. Ama geçen sene sonradan oyuna girerek zaman zaman o Harun vardı. Evet. Mesela Harun'un performansı olmadığı dönemlerde Cahit Hoca onu oyuna atardı. O görevini yapardı. Maç çevirdi ya kaçtı. Yani o yüzden Cevat öyle ya da böyle bu kadro içinde burada oynar. Bakın şunun hani belki maç oynandığında söylüyoruz ama Cevat Can'la Şükrü ile başlanmış olunsaydı bence bu oyun daha farklı olabilirdi. Çünkü neticede yerine koyan bir santrfor izledik genç kardeşimiz. Yani biraz ayakta durmakta bile zorlandı. Görüyoruz yani biz de görüyoruz bunu. Evet. Haliyle bence biraz kadro seçiminde de bir eksiklik olduğu gibi duruyor. Mesela Günay Gencel var. Geçen sene bu arkadaşımız zaman zaman orta sahanın oyundan düştüğü zamanlarda forma buldu. Orta sahada hatırlayın kaptan neydi? Kaptan Serhat. Serhat'la Ufuk. İkisinin olmadığı bir maç var mesela. Hoca direkt attı, bunu oynattı. Müthiş de oynadı aslında. Geçen seneki o kadro içinde zaman zaman girip görevini yapan. Şimdi mesela bence yani bu üç oyuncumuz değerlendirebilirdi bu kadro içinde. Çünkü iki maçı baktık, iyi oynamıyor. İlk başta da değerlendirdi. Cevat'ı değerlendirdi. Hayır. Üçü de oynadı ilk maçta. Ama bak. Buradaki değerlendirdi de. Oyun başladı. Kötü gidiyor. Bir an önce hamle yapabilirdi yani bunlarla birlikte. Ya devreyi beklemeyebilirdi. Yani burada tamam. Bence belki oyun oynadıktan sonra konuşması çok kolay ama bunlar da neticede tribünden görünüyor. Şimdi mesela burada 11 numaralı Recep Gül diye bir arkadaşımız var. Sol ayaklı. Çok mesela çok araları toplar bırakıyor. Bıraktı. Gördük yani bunu. Güney var. Çoğulu. Şimdi ikisi olabilir. Şu kadronuzda belki rakibe üstünlük kuramazsınız. Yani oyun, futbolcu kadronuz size müsaade etmez. Evet geçen sene kadroyla tartışamazsın bu kadroyu. Geçen seneki kadro oyuna hükmeden bir kadro var. Yani rakibe diyor ki kardeşim ben oynuyorum. Sen de bana göre diyor. Savun diyor ama bu seneki kadromuz böyle değil. Buradan da mesela teknik adam ne yapabilir? Zaman zaman bunda mesela savunma yapabilirsin kendi sahanda. Bu da bir oyun tarzıdır. Cevat'la diğer tarafta sonradan Recep. Çıktı oyundan. Yok. Sağ dış gibi oynuyordu. Bu maçta oynadı çıktı ikinci yarı. İsmail mi diyor ki? Yani İsmail önünde oynayan. Tamam Recep'le oynadık. Sonra da Fatih Mangır var işte. Recep var, Kadir var. Gökay Eser Gökay var. Gökay Eser. Gökay çabuk oyuncu. Gökay de geçer. Şimdi bu ikisi tabii. Bu ikisiyle yani içeride de kontratak oynayabilirdiniz. Yani veya duran top. Çünkü duran topta da iki tane savunmanız yüksek gibi üretkenlik yapılarak yapılabilirdi. İlla rakibin üstüne gideyim de hani zaten oyun üstünü kuramıyor. Öyle bir oyuncu grubun şu anda yok. Yapamıyorsun yani şu anda. Bunlar yapılsa bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama kadro olarak bence çok bakıldığında böyle hani şampiyon olacak kadro değil ama şu üç maçta da mağlup olacak bir kadromuz yok. Ya şuna katılıyor musunuz? Şimdi kaptan da az önce söyledi. Yani oyunun başına baktığı zaman işte kadroya az önce baktık. Sami Can bir 20 dakika, 25 dakika geri oyuna başladığı zaman aslında takım kötü başlamıyor. Atak oynuyor. Belirli bir süre sonra orta sahada bir anda oyundan düşüyor. Mesela Günay Tütçüoğlu, Elikor Spor'da da izledim ben. Burada bana göre Elikor Spor performansı ve baktım en iyi maçını oynadı Günay Tütçüoğlu. Araya oynadı, saldı, gitti. Buna katılıyorum. Yani burada daha şey yok, bakın, Güney az önce dedi ki genç Güney'i söyledim bu sefer de genç. Tempomuz, dinamizmimizi kaybedince mi oluyor bu? Evet. Şimdi Sami Can oyundan düştükten sonra orta saha bir kere duruyor. Rakibe mi geçiyor? Bir de yani geçen sene mesela rakip üstüne geldiğinde Serhat müdahale edebiliyordu. O sert yapıyor. Bu sene o yok mesela. Orta saha sertlik yok. Şimdi tabii. Şimdi mesela gelen rahat gelebiliyor. Geçen sene öyle rahat gelemiyordu. Geçen seneki orta sahamıza baksanız da. Hocam. Ufuk, Serhat, Uğur. Bak üçü sayıyoruz. Bir de sonra bir de bu üçü de top ayağına geldi, topu vermeyen yani topu da kullanabilen yani. Şimdi biz geçen seneki takımla alıştığımız için ister istemez yani sen içeride gelmişsin. Orspor 1967 taraftarı gelmiş 25 maç oynamış, 25'ini galip bitirmiş. Haliyle istesen şu futbolu beğenme şansı yok. Beğendiremezsiniz zaten. Ancak bu takım kalacaktı ki onun içinde de bir iki takviyeyle bak. Geçen sene kadro korunabilseydi içine de 3 tane bak 4 demiyorum ha 3 tane adam alsaydınız
Bugün var ya bu takım namalip. Belki bir tane öyle bir iki maçta tesadüfen mağlup oluyor. Şu almasına da gerek yok. Hocam niye aldı yani? O kadroyu da... Yani şöyle böyle bir kadro... Almasına da şimdi gerek yok. Bu kadroyu da nerede tutacaksın? Şimdi az önce kaptan şimdi... sayıyor takımlara bakıyorum. Şimdi bu hafta deplasmana gideceğim. Bu kadro tutulurdu. Sol bekimiz Erdinç Adana'da yani... Bu kadro hocam, tutulurdu. Ya o gün o şartlara gitti. Göre biraz tutulması zor. Hayır hayır şey diyor. O hani yönetimsel... Belki oluşum biraz daha yakın oldu. Daha önce olsaydı tutulurdu. Daha önce olmuş olsa tutulurdu. Evet. Yani kimse o kadroyu kaybetmek istemez. Yani şu anda olmuş olsaydı biraz kaptan, daha sol bek, farklı Adana şeyler kaldı. Ama yani Orspor 1967'nin omurgası olmamış. Yani omurga olmadığı için ayakta duramıyor. Yani omurga dediğimiz nedir? Mesela o orta bölgedeki... Defans hattından başlayan kale, stoper, o, yani libero, o bölgede o sıkıntı Samsung. Var yani görünüyor yani. Orspor 1960'ın en büyük sıkıntısı o. Özellikle hücum bölgesine geçişlerde hiç yok. O takım görüntüsü yok. Mesela pozisyona girmekte zorlanan Orspor 1967 var. Yani karambol olmasa çok da net pozisyonları bulabilecek bir takım değil. Ama buna Orspor rağmen çeviriyordu kaptan ya. Penaltı hani diyorsun ki çeviriyorduk, o da çeviriyor. 2-1 işte çıkarsan boş kale 2-2 pek şekilde değişecek ama bir de belli bir süre sonra mesela öyle değildik. Sen de geçen söyledik. Takım boyu da çok uzak oluyoruz tabii. Kaptan ya. Yani savunmamızla forvet hattımızın arası çok açık. Bu sefer 1-2 ikinci bölgeden üçüncü bölge falan çok rahat geçiyorlar. Yani şimdi Orspor 1967'de beklentilerin çok büyük olması neticesinde böyle bir tabii sonuçlarda gelince insanlar tabii tepki de gösterebiliyor. Hani biz biraz önce söyledik. Elik Orspor'un herhangi bir tepki falan gösterecek adam çok rahat bir şekildeler diyor. Ama Orspor 1967'de öyle değil. Gerçekten sosyal medya olsun ve genel olarak tribünlerde çok büyük tepkiler gösterebilecek bir taraftar topluluğu var. 25 dakika mı vardı ne? İstifa maçtan sonra da ya. Yine aynı şekilde. Ya onlar çok tabii taraftarın tepkisi neticesinde burada teknik direktör olarak görünüyor. Bütün sorumluluğu. Hep öyle ki zaten birinci olarak. Başarısızlıkta da teknik direktörü suçlayıp istifaya davet edebiliyorlar. Yani neticesinde Cüneyt Hoca bıraktı. Ama yani Orspor 1967'de sıkıntılar var. Onu net olarak söyleyebiliriz. Yani transferleri işte kim yaptı? Hangi taraf yaptı? Yani orada tam bir başlık yok daha doğrusu. Onu net olarak söyleyeyim. Normal ama ya. Şimdi yani orada, daha önce de var. Şimdi bir AŞ'nin başında var. Bir de orada futbolun başında var. Farklı bir yapılanma var gibi gözüküyor. Ben yani net olarak bir şey bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Yani net şöyle bir şey diyemem. Hani şöyle bir şey olmuş ama benim dışarıdan gözlemim. Yani orada bir farklı bir yapılanma var gibi gözüküyor. Yani belki Cüneyt Hoca'nın gelmesini istemeyen bir grup olabilir. Belki veya farklı şeyler düşünen bir oluşum olabilir. Onun için orada tek bir vücut halinde devam edilmesi lazım. Yani bütün ayrışmaların bitmesi lazım. Bakın orada da bir sıkıntılar var gibi gözüküyor. Orspor 1967 şu anda gerçekten çok zor durumda. Bu işin fazla büyümemesi için bir an önce toparlanması lazım takımın. Nereye gidiyorsun ya yani. Bu hafta? Yani lideri gidiyorsunuz, Tokat takımı geliyor. Adana maçıyla beraber dördüncü maça tamamlayacaksınız. Kaptan 12-62 gol yemiş. Kadroyu zaten söylememe gerek yok. Adana'nın kadrosunu girenler bakar görürler zaten. Adana Spor'un yıllardır oynayan kaleci Tolga. Hani biz Onur Bilgin diyoruz hesabatta. Tolga biliyorsun da. Bence kaleci zaten... Adana'da hala oynuyor. Tolga oynuyor 40 yaşında. Erdinç orada. Bütün bu ligin kalbur üstü hadi ki bu kadar oyuncunun olduğu yerde iyi mi değil ama... Ya hiçbir takım buradaki bu havayla gidip orada yenip gelmek takımın bir anda çeyresini değiştirir. Kağıt maç. Üzerinde tabii favori olsa da evet. Adana takımı biz her zaman şunu söylüyoruz. İşte maç sahada kazanılır. Sahada mücadele ettiğiniz sürece hiçbir takım sizi kolay kolay yermez. Sadece karşı takımdan bir tık daha yukarıda fazla mücadele etmeniz lazım. Evet. Geçen hafta da mesela Çankaya'ya favori gösteriliyordu. 98'de oldu gol. Yani bura biraz farklı. Yani, ama ben de diyorum biz de mor beyaz Ordu Sporuz. Ya. Ordu Sporuz. Bir tarafta 52'si Ordu Spor. Valla ben bu ligde herkes herkes yenebilir. Hiçbir takım favori değil bu ligde. Yani yeni teknik direktörün gelmesiyle beraber bir sürpriz yapabilir inşallah yapar. Çünkü artık konuşuldu. Normalde şöyle söyleyeyim. Mesela gelirdi. 4 Eylül takımı. Normalde Fatsa'nın 5 atması lazım değil mi bakarsan. Sahaya çıkamamış, hocam, yeni toplanmış gibi. Hayır ya. Hayır öyle ya bakarsan kağıt üzerinde böyle. Evet. Peki maç 1-0. Bir tane atsa 88'de ne olacaktı? Bitti. Yakaladılar. Ha. Sana söyleyeyim. Yani, adamlar oynadı bugün ya. Bizim takımımız yani bakıldı tamam 3 maçta 0 çekti ama adı var.
Ya bir de ya futbolcuya bakıldığında bireysel baktığımızda da hepsi de yani bir yerlerde oynamış, bir şey yapmış. O yüzden yani bence Adana'dan öyle %100 diyemeyiz. Bence Adana'dan puan da alabilir. Doğru çok rahat bir şekilde. Kalecine baktın mı? Marka. Yani. Güney marka. Sami o bir de kaptanın dediği gibi yeni teknik adam eğer dediklerinin doğruysa biraz, yeni teknik adamla da oraya gidecekse tekrar yani yeni bir hocaya teknik direktörleri rahat bırakmak lazım. Fazla işlerine karışmamak lazım. Artık, değil mi? Oraya bile tabii canım. Yani bence, herkesin bir sorumluluğu bir görevi var. Yani bence fazla karışmamak lazım. Ben şimdi hem yorumcu teknik, hem moderatör bazen oluyor kızıyor bana ya. Kızıyor bana ya. Tüyo veriyorum sana bak. Fazla karışmamak lazım teknik direktörlerin işine. Kendi kararlarını kendisi vermesi lazım. Dışarıdan fazla müdahale edilmemesi lazım. Evet. Var mı eklemek istediğiniz? Yok, kaptan noktaya koydu. Teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık. Bugün bir saat gecikmeli girdik. Bizden önce tekrar söyleyelim. Ordu'nun şehrin beni yani belediye başkanımız buradaydı. Genel müdürümüz Funda Altaş Şimşit'in konuğu idi. Biz saat 10'da girdik. 3 bölümlük hızlı bir şekilde de programımızı ne dedik? Sonuçlandırdık. Sonuçta insanlar yıllardır bu ekip bütün arkadaşlarımızla birlikte tam sahi saatinde görmek istiyorlar. Özellikle saat 9'u bir geçten sonra yoksak telefonlar hocamın kaptan benim telefonlar susmuyor. Ama biz de saygımızdan saatimiz geçti olsa burada çıkıyoruz. Bu haftalık böyle oldu ama önümüzdeki haftalarda yine normal saatimizde Allah izin verirse bir önemli bir şey olmasa yine sizlerle birlikte olacağız. Bugün içeri kalabalıktı çünkü yoğun bir canlı yayın programı vardı. Sevgili Hüseyin yayın sorumluluğumuz buradaydı. Aralarda da geldi bize. Kendisine teşekkür ediyoruz. Beyza yine gündüz kuşağından belli bir saate kadar bizlerle birlikteydik. Yine teşekkür ediyoruz. Ama içeride iki tane yönetmenim sevgili Esra ve Bahadır Bedir içeridelerdi. Kamerada Jimmy de sevgili Zekeriya. Huzur artık burada hep benim sol tarafımda Metin Hocam'ın. Hemen arkasında kamerada Huzur, Mustafa Altuntaş, bizler. Huzur burada huzuru veriyor bize. Evet, canlı yayın ekibimiz ama biz kocaman bir Altaş ailesiyiz. Ve Altaş Televizyon'daki arkadaşlarım adına. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta takımlarımızın galibiyet haberleriyle huzurunuzda karşınızda olmak ümidiyle diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, bizlerden ayrılmayın. Koyterm ısı yalıtım sistemleri tam sahayı sundu.